Merhabalar, ben Tekuzem rehberlik uzmanı İnce Hoca. Merve Hocam, hoş geldiniz. Sesimi alabiliyor musunuz? Hocam merhabalar. Ben sizin sesinizi duyabiliyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz? Evet, ben de sizi duyuyorum. Harika. Herkese merhabalar. Ben Özel Pencebir Koleji Rehberlik Öğretmeni Merve Hoca. Herkese iyi akşamlar. Bugün çok güzel bir tercih semineri yapacağız. O yüzden iki rehberlik uzmanı burada sizlerle birlikteyiz değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 27 Temmuz itibariyle YKS tercihleri başladı. Hayatımızı çok etkileyen bir süreç. Yani bütün sınava giren YKS öğrencilerinin, YKS tayfanın dört gözle beklediği, aslında bir koca yıl boyunca bu anın hayalini kurduğu bir süreçteyiz. O yüzden sizler için ne kadar önemli bir dönem olduğunun farkındayız. Böyle bir yayın yapmak istedik. Tekuzem ve Pencebir Anadolu Lisesi olarak sizlerin sorularını yanıtlamak, sizlere doğru yolu göstermek adına bir canlı yayın yapmak istedik. Umarım çok keyif alırsınız. Sizler de çok güzel şeyler öğrenirsiniz bugün. Merve Hocam, güzel bir sunum hazırladık arkadaşlara, değil mi? Evet hocam, güzel bir sunum hazırladık onlar için. Bu zorlu bir süreç olacak sizler için. Hepiniz çok hazırlandınız bu sürece, biliyoruz. Umarım herkes de istediği bölüm ve istediği üniversiteyi tutacak bir sıralama almıştır. Zorlu bir süreç ilk defa tecrübe edeceksiniz. Bu yönde de elimizden geldiğince size yardımcı olacağız. Onun için Evet. buradayız zaten. Açıkçası ben hani kendi branşım için de söyleyebilirim. Bence meslektaşım da aynı şeyi düşünecek. Bizler için de en heyecanlı dönem bence. Meslek hayatımızın da hem en yoğun geçtiği hem de en keyif aldığımız, en heyecanlandığımız dönem tercih dönemi aslında. Çünkü hani bizler için de sizlere yol gösteriyor olmak, tercihlerde sizlere yardımcı olabiliyor olmak gerçekten çok hem duygusal hem gerçekten çok tatmin edici. O yüzden umuyoruz yardımcı olabiliriz sizlere. Ufak ufak sohbet de edelim. Nasılsınız? Hani sonuçlar nasıl? Branşlarınız neler? Sıralamalar, puanlar beklediğiniz gibi mi? Bir yandan Merve Hocam'la takip edelim. Ne durumdasınız vesaire. Siz onu yazarken de biz bir iki uyarıda bulunacağız. Öncelikle ben Tekuzem olarak şundan bahsedeyim. 2023 dönemi için biz çok soru almaya başladık. O yüzden bu seminer başında da bunu söylemek istedim. 2023 YKS için de evet daha şu an tercihler devam ediyor ama bazı öğrenciler beklediğinin çok gerisinde olduğu için şimdiden hazırlıklara başlamak istiyorlar. Biz yapay zeka sistemi ile TEKES modeli ile sizlere birebir yönlendirme yapan bir model ile 2023 YKS kayıtlarına başladık. Şu an çok avantajlı bir dönemde olduğumuz için bunu ekstra belirtmek istedim. Bir de öğrenci gündemi Instagram sayfasıyla bir anlaşmamız olduğu için oradan da bizi takip eden öğrencilere özel indirim vesaire olanaklarımız da olacak hocam. Bu yönde ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Biz de bu süreçte bu tercih dönemi sürecinde biliyorsunuz 27'sinde başladı, 5 Ağustos'ta bitecek. Bu süreçte Fencebir Anadolu Lisesi olarak ücretsiz bir şekilde tercih için yardımcı olabiliriz. Ankara'da olan, bizi takip eden bütün öğrencilerimiz de bu yönde yardımcı olmak için bekleriz okulumuza. Tercih Harikasınız. sürecinde nelere dikkat etmeniz gerektiğine yönelik yüz yüze konuşma yaparız. Tercihlerinize de yardımcı oluruz. Her zaman da bekleriz. Süpersiniz. Bence böyle bir dönemde gerçekten öğrencilerin ihtiyacı oldu en azından danışmak için. Bu Evet. anlamda da Fencebir Anadolu Lisesi böyle bir güzellik yapıyor sizler için. Adres, telefon vesaire bilgileri de aşağıda arkadaşlar. Ankara'da olan öğrencilerimizi de Fencebir Lisesi'ne bekliyoruz. Orada sağ olsun Merve Hocam sizlere yardımcı olacak ve rehberlik ekibi olarak sizlere yardımcı olacaklar. Yavaş yavaş da sunumumuza başlayalım o zaman. Sorular geldikçe de soruları cevaplamaya gayret edeceğiz. O yüzden aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Yavaş yavaş sorular gelmeye başladı çünkü işte hukuk istiyorum, sıralamam 45 bin diyenler vesaire var. Hepsini cevaplayacağız. Tüm sorulara bakacağız. Önce bir nasıl doğru tercih yapmalıyız onu konuşalım. Bu arada hukuk bölümü için de bence güzel bir sıralama Merve Hocam. Siz ne diyorsunuz? Arkadaşımız güzel bir sıralama yapmış aslında. Bence de güzel bir sıralama. Hukuk isteyen öğrencimiz için doğru bir tercih yaparak istediği büyük ihtimalle üniversitede tutacak. Doğru bir sıralamayla doğru bir Evet. tercihle de kesinlikle bence güzel bir üniversiteye de gider. Kesinlikle. Mail adresini sormuş Sercan Hocam. Rehberlik.tekuzam.com. Evet benim mail adresim. Onu da tekrarlamış olayım.
70 bin sözel ne yazılabilir vesaire. Onların hepsini en son konuşalım. Çünkü bence bugünkü sunumdan sonra birçok soru işaretiniz gidecek. Sonra tekrar sorular alalım. Çünkü şu an Serkan yazıyor sanırım 70 bin sözel ne gelir vesaire gibi. Şimdi şöyle söyleyeyim. O kadar çok şey gelebilir ki senin ne istediğin çok önemli. Bu seminerde biz biraz bunu anlatmaya çalışacağız. Ondan sonra soru cevap yapalım. Önce tekrar bir hatırlatmayla başlayalım istedim ben. Biliyorsunuz 27 Temmuz'da başladık. 5 Ağustos'a kadar devam edeceğiz. Bunu ben her seminerde söylemeye çalışırım. Çünkü her sene karşılaşırız unutan, onaylamayı unutan, işte tercih Evet. yapmayı unutan öğrenciler. Çok çalışsa da, çok iyi puan alsa da çok üzücü ama hani o heyecanla, o stresle bazen gerçekten günleri falan karıştırıp unutabiliyoruz. O yüzden muhakkak bunu hatırlatarak başlamak istedik. 5 Ağustos'a kadar devam ediyor. Aman diyelim arkadaşlar, unutmayın, kaçırmayın, dikkatli olun. Gerekirse telefonunuza alarm kurun, kendinize ufak notlar yazın ve tarihi kaçırmayın. Şimdi bir de şöyle bir şey oldu Merve Hocam, mutlaka sizin öğrencilerinize de olmuştur. İlk gün hemen tercihleri yapıyorlar. Onaylamıyorlar ama bekletiyorlar son güne Evet. kadar. Bu sefer onaylamayı unutuyorlar. Böyle şeyler yaşasınlar O istemeyiz. çok riskli hocam. Bir de şöyle, evet 27 Temmuz'da başlıyoruz. 5 Temmuz'a kadar zaten süremiz var. Daha Aynen. süremiz var diye bekleten öğrenciler var. Ya da ben ilk günden yapayım da aklımdan hani unutmayayım diyenler var. Bence ne bu kadar aceleye getirilmeli ne de bu kadar Kesinlikle. serbest olunmalı. Zaten bunun hani 27 Temmuz'dan önce bunun hazırlıklarını yapmış olması gerekiyor bütün öğrencilerin ki yapmışlardır da çünkü kılavuzlar da yayınlandı. Ama artık son kez emin olduğunu yani ben bu listede içim rahat ve artık bu listeye girebilirim dedikten sonra güzel bir zamanlamayla girilmesi gerekiyor ki unutmamak için. Bu heyecan unutturabiliyor çünkü. Evet, ister istemez hani bu şeye benziyor biraz. Sınava girmeden önce de her ne kadar böyle işte kimliğini unutmayın, sınava giriş belgenizi Evet. unutmayın desek de her yıl ana haber bülteninde görüyoruz. Çok üzücü ama hatta Maalesef. çok stresten dolayı vesaire unutanlar gibi. O yüzden aman dikkat arkadaşlar. O tarihi unutmuyoruz. O tarihi aklımıza bir yere kazımış oluyoruz. Yine Merve Hocam bunu detaylandıracaktır. Ona da çok geliyordur eminim. Bize çok fazla geliyor. İşte tercih için bir ÖSYM bürosuna gitmeli miyim, okuluma gitmeli miyim vesaire gibi. Hocam tercihler nasıl yapılıyor? Bu arkadaşlar tercih yapma sürecini çok karıştırıyorlar açıkçası. Şimdi şöyle arkadaşlar, tercihler zaten ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine girerek yapabiliyorsunuz. Bunun için özellikle ÖSYM başvuru merkezlerine gidebilirsiniz tabii ki ama hani özellikle oraya gitmeye gerek yok. Kendiniz de yapabilirsiniz. Rehberlik öğretmeninizden ya da bulunduğunuz mahallenizdeki okullardan da yardım alabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Zorlu bir süreç değil. Bunun için sadece TC kimliğiniz ve şifreniz önemli. Giriş yaptıktan sonra gerçekten çok basit adımlarla tercihinizi yapabilirsiniz. Bu ÖSYM'nin adresine doğru girmek tabii ki çok önemli. TC'nizi girerken, şifrenizi unutmamanız gerekiyor tabii ki. Bunları girerken elektronik ortamda tercihlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ama bunun dışında başka yollardan ya da başka türlü e-postayla bazen bunu soran öğrenciler oluyor. E-postayla da tercih yapabilir miyim, ÖSYM'ye gönderebilir miyim diye. Hayır, sadece ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminde girerek kimliğiniz ve şifrenizde tercihinizi yapabilirsiniz. Kesinlikle. Aslında çok böyle gözümüze büyütecek bir şey değil. Siz daha zorlarını yaptınız arkadaşlar. Limit, türev, Evet. integral falan çalıştınız. Hani gerçekten tercih böyle o kadar sen git trigonometri sorularını çöz. İşte fizik, kimya, biyoloji tercih yapmak çok zor geliyor. Sanıyorum biraz stresten. Aman yanlış bir şey yapar mıyım? Önemli bir süreç çünkü. İnanın çok kolay. ÖSYM bunun için bir kılavuz hazırlamış zaten. Ki bizler de size yardımcı oluyoruz. Burada hani birebir yardımcı olan size olan çok fazla uzman da umarım vardır çevrenizde. Yoksa bile biz buradayız. Tek uzan ve Fence bir ailesi olarak. Ama inanın zaten kılavuzda yazan şeyden farklı bir şey istemiyorlar sizden. Oraya özel şartları da yazmışlar, açıklamaları da yazmışlar, kodları yazmışlar. Hatta taban sıralamaları, taban puanları eklemişler kontenjanlara kadar biliyoruz. Dolayısıyla aslında gözünüzde çok büyütecek bir süreç değil. Evet biraz ilgi istiyor. Hani okullara bakmak, araştırmak, işte özel koşullara bakmak ya da bölümleri araştırmak bu süreçte gerçekten önemli. Çünkü şöyle düşünün, 2 sene, 4 sene, 5 sene fark etmez bir dönem okuyacaksınız ve hayatınızın bundan sonrasını o okuduğunuz bölüm üzerinde idame Evet. ettireceksiniz. Emekli oluncaya kadar artık o mesleği yapacaksınız. Hocam bir söz var, Konfüçyüs demiş ki, sevdiğin işi, mesleği yaparsan bir gün bile çalışmış olmazsın.
Çok güzel bir söz. Ben çok güzel bir seviyorum. söz. Yani bunun için bence gerçekten önemli bir süreç. Hatta bölüm yazarken bile aman neresi gelirse gelsin işte kolay yoldan iş bulayım, çok para kazanayım. Hani şu an çok para kazanmak da bence çok zor değil. Artık sosyal medya hayatımızın içinde açarsınız bir YouTube kanalı, bir ünlü olursunuz bir şekilde, bir espri yaparsınız, bir video çekersiniz. Hani olay gerçekten sadece çok para kazanmak mı? Biraz bence bunu sorgulayacağımız bir dönem. Siz ne istiyorsunuz? Sizin karakteriniz, sizin mizacınız, yetenekleriniz neyi gerektiriyor? Siz hangi meslekte mutlu olursunuz? Sizi mutlu edecek şey ne? Biraz bunları düşünüp kendinizle biraz baş başa kalmanız gereken bir dönem diye düşünüyorum ben. Ben de bir şey eklemek istiyorum hocam. Tabii. Dediğiniz gibi yani şu dönemde para kazanma her türlü yapılabiliyor. Ama bizim buradaki amacımız yani üniversite okuyan öğrenciler ya da üniversite tercih yapacak öğrencilere tek söyleyebileceğim şey mutlu bir şekilde para kazanabilmenin yolunu arıyoruz. Yoksa her türlü tercih yapılabilir. Puanın yeten ya da yetmeyen bölümler gelebilir ama mutlu olur musunuz? Çünkü o Evet. bölüm gelir 4 yıllık, 2 yıllık hiç fark etmez okursunuz. O üniversite heyecanıyla tamam bitebilir ama siz ömrünüz boyunca o mesleği yapacaksınız. O mesleği sergileyeceksiniz ve ömrünüz boyunca mutlu olarak para kazanmak var. Bir de her o mesleğe giderken işe başladığınızda her işe gidişinizde yine mi ya, yine mi ya diye Aynen öyle. gitmek var. İkisi arasında da çok büyük fark var. O yüzden mutlaka ama mutlaka tercih yaparken bile seçeceğiniz bölümleri önce kendinizi tanıyarak seçmelisiniz. Kendinizi tanıyıp neleri hoşlanıyorsunuz, nelerden rahatsız oluyorsunuz. Bunları dikkate alarak bölümleri yazmaya ve bölümleri araştırmalısınız. Yoksa diğer türlü gerçekten bundan sonraki hayatınız sizin için zor geçebilir. Kesinlikle. Çok öyle öğrencilerimiz de oldu. Yani hemşirelik okuyor mesela ama öğrencimizde kan tutuyor ya da hani uzun Evet. süre uykusuz duramıyor. Hani uyku problemi yaşıyor ya da gerçekten kendisinin de aşırı derecede anksiyete, stres vesaire gibi problemleri var. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman bana gerçekten uygun bir meslek mi? Ya da sen hayatın boyunca işte 8-5 çalışayım, hafta sonlarım tatil olsun, düzenli bir hayatım olsun isteyen bir yapıda da olabilirsin. Evet. Hani bu yüzden gerçekten bu meslekleri seçerken işte polis olmak, asker olmak isteyenler var mesela. Gerçekten çok önemli meslekler ve Evet. hani o mizacı taşıyor olabilmek lazım. Ama hani herkesin olabileceği meslekler değil. Hiçbiri değil. Bu yüzden çok iyi düşünmeniz, çok iyi tartmanız, kendinizi çok iyi tanımaya başlamanız lazım. Ben buradan şunu da iletmek istiyorum hocam. Biz Fence bir akademisi olarak, Fence bir BT Kuzem olarak beraber bir eğitim analizi de Evet. hazırlamıştık. Öğrencilerimize buradan yine sizlere de söylemek istiyorum. Bizlere ulaştığınız takdirde bunu tek uzem üzerinden yapabilirsiniz, Fence bir üzerinden yapabilirsiniz. Bizler size ücretsiz bir eğitim analizi ve bir de mesleki yönelim testi yapmak isteriz. Bizzat bizler tarafından hazırlandı. Bu mesleki yönelim testinde sizin mizacınıza ve karakter özelliklerinize göre hangi mesleğe yatkın olduğunuzu da ücretsiz ölçmüş olacağız. Şu an mesela sistemimiz arkadaşım Mete Bey bir link paylaştı. Buradan tıklayıp bir randevu kaydı oluşturursanız Tekuzem'in eğitim uzmanı ve öğrenci koçları da sizlerle birebir görüşür, randevu oluşturur. Ve buradan sizlere özel eğitim analizini de ücretsiz yaparlar. Hem siz nasıl bir öğrenme yapısına sahipsiniz hem de hangi meslek size uygun. Ücretsiz bunu da yapmış oluruz. Buradan da bu hizmeti bilgilendirmiş olalım sizleri. İnternetten de yapılabilir dediğiniz gibi hocam Tekuzem üzerinden ya Evet. da Ankara'da olan ya da bizim okulumuzun yakınlarında çevresinde olan öğrencilerimiz okulumuza gelerek yüz yüze de bu eğitim analizi, Harika olur. meslek seçimi analizini ücretsiz bir şekilde tamamlayabiliriz, yapabiliriz. Kesinlikle harika olur. Hatta birebir yüz yüze de böyle bir danışmanlık almış Tabii ki. olursunuz. Ankara'da olanları zaten özellikle ben direkt merkeze gitmelerini, Fence 1'e gitmelerini öneriyorum. Hocam ben Sivas'tayım, hocam Kastamonu'dayım, Ankara'ya mı gelmem gerekiyor diyenler hiç gerek yok. Tek uzem olarak biz de uzaktan eğitim merkezi olduğumuz için Ankara'da olmayanlara da bu hizmeti telefon aracılığıyla yapmış olacağız. Ama Ankara'da olanların kesinlikle bence direkt Fence bir Anadolu Lisesi'ne gitmelerini öneriyorum. Yüz yüze her zaman o noktada çok daha bu Merve Hoca'nın bu güzel gülüşünü görmüş olursunuz. İçiniz ısınır, daha güzel bir Çok enerji teşekkür ederim almış hocam. olursunuz. Evet, bir hatırlatma yapalım istedik. Hocam şimdi öğrenciler şunu çok soruyor. Hocam ben bu sene işte bu bölümü yazdım. Hadi gittim, çıktı diyelim ama gitmedim. Kayıt yaptırmadım. Seneye tekrar girmek istiyorum. Bir zararım olur mu? Eminim size de çok geliyordur bu soru. Çok fazla. Geliyor mu hocam? Peki Çok zarar olur fazla. mu? Siz ne öneriyorsunuz böyle Çok öğrencilere? fazla geliyor hocam. Öğrencinin hepimizin anladığım kadarıyla derdi. Evet şimdi ben bu bölümleri yazacağım ama acaba mezuna da kalsam mı? Ya da bu bölüm gelsin ben memnun olmazsam gitmeyeyim tekrar hazırlanayım.
Tabii ki mezunu kalmadı olabilir. Ama bizim tabii ki ilk önceki hedefimiz ilk yıl yani 12. sınıftayken üniversiteye girebilmek. Biz tercih yapacağız. Yaptığımızda herhangi bir bölüm, bu fark etmez. Lisans bölümü olabilir yani 4 yıllıklar. Ön lisans bölümü olabilir yani 2 yıllıklar. Özel yetenek sınavıyla alan herhangi bir bölüm olabilir. Hangi bölüme yerleşirsek tercihimizi yaptık ve birini kazandık. Yerleştik. Daha sonra ben o üniversiteye gidip kayıt yaptırmasam dahi seneye sınava girersem benim ortaokul başarı puanım kesilir. Yani ben kayıt yaptırsam da yaptırmasam da gitsem de gitmesem de kesilecek. Ama ben tercih yaptım. Ya, tercih yaptığım hiçbir bölüme yerleşmedim. Bakın kayıt yaptırdım demiyorum, yerleşmedim. O zaman ortaöğretim başarı puanım kesilmez. Seneye girdiğimde tam bir şekilde artık hani benim okul başarı puanım kaç gelecekse tam bir şekilde kullanabilirim. Ama yerleşirsem maalesef kesiliyor. Evet. Bu soru bundan çok fazla geliyor çünkü var. Bütün öğrenciler bunu merak ediyorlar haklı kesinlikle. Olarak. Yani şöyle mantığınıza şöyle oturtabilirsiniz. Aslında ÖSYM'si cezalandırıyor açık ve net. Diyor ki sen birinin hakkını yedin. Belki orayı evet. Gerçekten isteyen, hedefleyen, hayal eden bir öğrenci senin bir tık altındaydı. Sen yerleştiğin için o yerleşemedi. Dolayısıyla evet. Ben sana bir ceza veriyorum diyor. Yani sen gitsen de gitmesen de onun hakkını yediğin için bir sene sonra tekrar sınava girdiğinde okuldan gelen puanını yarı yarıya indiriyorum katsayıyı. Ama bu iki sene sonra olmuyor. Bu bir sene sonra. ÖSYM biraz daha orada acımış halimizde. Demiş ki hani evet ilk sene bunu yapıyorum ama iki sene sonra biz sonraki sene yaptığında okul puanını yarıya indirmiyorum. Onu da bilmenizde fayda var değerli arkadaşlar. 24 tercih hakkınız var. Bunu da bile iletelim. Çünkü bu da geliyor. Burada ben şuna değinmek istiyorum. 24'ünü doldurmak zorunda mıyız? Zorunda değilsiniz değerli arkadaşlar. Ama ben genelde biraz böyle gözüm boldan yana öğrencilerime genelde doldurtmaya çalışıyorum. Ama bazı öğrenciler var. Hocam ben şura, şura ve şuraya giderim. Başka hiçbir yere gitmem. Çok idealist, çok net, kendinden çok emin. 4 tane yer söylüyor bana. Bunların dışında bir yere asla gitmem. O zaman biz o 4 tercih yapıp bırakıyoruz tabii ki. Hani gitmeyeceği bir yeri zorla yazmıyoruz. Ama kimi öğrenci var ki hocam ben işte diyelim ki sosyal hizmet bölümünü istiyorum. Üniversite önemli değil. O zaman 24'ünü de doldurabiliyoruz mesela. Bunu da özellikle iletmek istedik. Hocam bununla alakalı sizin böyle tek tercih yapan öğrenciniz falan var mı? Hocam ben bir tane yapacağım başka yapmayacağım. Yani hocam şu anda tek tercih yapan bir öğrencim yok ama 4 tercih yapan öğrencim var. Sizin dediğinize katılıyorum aslında. 24 tane tercih hakkım var. Bence ÖSYM'nin bana vermiş olduğu bir hak. Evet. Ben de tabii ki yani kesinlikle üniversiteye girmek isteyen öğrenciye 24 tane tercih etmesi taraftarıyım ama bu demek değil ki olsun hangi bölüm okumak istiyorum benim deyip benimle alakalı olmayan bölümleri yazmak bile bu çok yanlış. Çünkü en başta söylediğimiz mutlu para kazanmaya geliyor. Ben nerede okumak istiyorsam ona göre tercih yapmalıyım. Bu 24 tane de olabilir, 1 tane de olabilir, 5 tane de olabilir. Ama şu var tabii ki ne kadar az yazarsam şansım birazcık daha az oluyor. Ne kadar çok yazarsam şansım birazcık daha fazlalaşıyor. Burada kesinlikle. Yine dediğimiz gibi, İnce Hocam'ın da söylediği gibi eğer idealist bir yaklaşım varsa yani ben sadece işte hukuk istiyorum diye sadece 4 üniversitenin hukukunu yazarım mesela. Ama başka hiçbir bölümde okumam diyorum. Altına başka bir bölüm eklememe gerek yok. Ama işte 3 ya da 4 mesleğin vardır. Bu meslekleri ekleyerek 24 tane tercih yapabilirsin. Bu tamamen sana kalmış ama yine dediğim gibi ne kadar çok yazarsam şansım birazcık daha fazlalaşıyor doğal olarak. Evet, kesinlikle öyle. Yani her zaman böyle bir hak vermiş ÖSYM size. Eğer o kadar hani ben bunlar dışında bir yere gitmeyeceğim diyen bir yapıda değilseniz bence 24'ü de doldurmakta fayda var derim. Bence şansınız de. O kadar artmış olur tabii ki. Ve tercih listenizde tabii ki sıralama ve istediğiniz bölüm, istemediğiniz bölüm ayrımı. Şimdi şunlar hep var. Yani bilmiyorum belki bu sene biraz daha az duymaya başlarız. Daha böyle kendini bilen öğrenci kitlesi var artık bence biraz daha. Eminim siz de onlardansınız. Hani hocam neresi gelirse gelsin yeter ki bir yere gideyim. Mantığı gerçekten çok böyle sağlıklı bir düşünce olarak gelmiyor evet. Bana. Biraz önce bahsettiğimiz şeylerden kaynaklı. Hani mutlu olmayacaksak hep söylediğimiz gibi vesaire ya da
bazen bakınız kısmı var ya, tercih yaparken şartlar var. Hani o şartları, özel şartları, genel şartları taşıyor olmak. Şimdi onlara bakmadan öğrenciler yazıyor listesini. Ama mesela bir bölüm işte özel bir şart koymuş. Sağlık, yaş, işte okul türü, cinsiyet gibi. Ama öğrencimiz ona bakmadığı için sadece sıralaması tutuyor diye yazmış mesela. Ama ondan sonra ne oluyor? Bu sefer kontrol etmediğimiz için, o şartı sağlayıp sağlamadığımızı görmediğimiz için hani yerleşsek bile tercihim geçersiz sayılacak. O sebeple bu kısma çok dikkat etmek, hem istemediğimiz yeri yazmamak hem de gerçekten şartlara uyarak yazmak gerçekten çok çok önemli. Bir bu, soru gelmiş. Bu dediğiniz gibi çok önemli. Bu özel, bahsettiğimiz özel koşullar o bölümle alakalı, o üniversiteyle alakalı ÖSYM'nin kılavuzunda anlatılan koşullar. Bu koşullar hem tercih yaparken de önümüze çıkıyor. Seçtiğim bir üniversitenin bölümün karşısında mutlaka işte özel koşul işte 21 yazar, 18 yazar, 2 yazar. Bunlar da kılavuzdaki o özel koşullar kısmındaki maddelerdir. Yani diyor ki orada bana işte örnek veriyorum, hukuk bölümü için kılavuzdaki özel koşullar kısmındaki ikinci maddeyi oku. O geçerlidir diyor. Bunları mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor ki o bölümle ilgili kurallardır. Yani siz oldu da gittiniz ve o koşullara bakmadınız. Gittiğinizde size bunu söylerler. Ve sizin de hani, yok ben bunu bilmiyordum, benim bundan haberim yoktu deme gibi bir şansımız yok. Çünkü o bahsettiğimiz kılavuz ki mutlaka inceleyin kılavuzu. Tercihlerinizi girmeden önce mutlaka okuyun o kılavuzu. Evet. Gerçekten çok basit bir şekilde anlatır o tercih sürecinde neler yapmanız gerektiğini ya da nasıl yapmanız gerektiğini. Bu süreçte bu özel koşullara özellikle çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Bir de tercih sırasına bir değinelim bence kısaca. Evet. Hani sıralamanız, şimdi çok fazla şu soru geliyor hocam. Bu benim öğrencimde de çok. Hocam puanım yetiyor, sıralamam yetmiyor. Önce şu noktada bir noktayı koyalım. Hocam bu ne demek? Puanım yetiyor, sıralamam yetmiyor. Ne demek? Şimdi şöyle, puanım, bir aldığım puan var ve bu puanın karşılığında da bir sıralamam var. Başarı sıralaması. Yani senin o aldığın puanla bu sınava giren öğrencilerin arasında kaçıncı sırada olduğunu gösteriyor bir nevi. Ama biz tercih yaparken puana dikkat etmeyeceğiz. Puanla evet. Tercih yapmayacağız. Biz başarı sıralamasına göre tercih yapacağız arkadaşlar. Buna mutlaka çok dikkat edin. Çünkü siz de duymuşsunuzdur büyük ihtimalle hocam. Bize soranlar var. Hani bu şekilde tercih yapabiliyor muyum diyenler var. Ama öğrencilerimden aldığım kadarıyla etraflarında da kesinlikle bu şekilde tercih yapmalısınız diyenler varmış. Tanıyorum. Bu çok yanlış. Sakın ama sakın puanınıza tercih yapmayın. Kesinlikle. Bu puan tercih yapılacak hani doğru bir yol değil. Başarı sıralamanıza göre yaparsınız. Bir öğrencimiz sormuş, puanım yetiyor ama başarı sıralamam yetmiyor diye. Şimdi mesela o yeten puanıma göre o mesleği bölümü ben yazsam bile gelmez. Evet. Çünkü o puanla başarı sıralaması çok farklı. Özellikle bu yıl puanlarla başarı sıralamaları arasında çok büyük fark var. Siz de fark etmişsinizdir zaten. Biz puanımız yetse bile başarı sıralamamıza göre tercih yapacağız ve başarı sıralamamızın hani onu zaten değineceğiz tercih sıralamalarında ama hani bizim üstümüzde olan çok uçuk olmamak kaydıyla üstümüzde olan ya da altımızda olan bölümleri yazabiliriz ama özellikle üzerine bastıra bastıra söylüyorum çünkü hocam sizin dediğiniz gibi hala bu soruyu soranlar var. Biz puana göre değil başarı sıralamasına göre tercih yapacağız arkadaşlar. Kesinlikle. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela her sene birinciler falan çıkıyor. İşte tam puan alıyor. Şimdi çıkan birinci sayısı, birincinin puanı ve ona göre aslında her şey değişiyor. Şimdi standart sapma diye bir şey var. Kaç kişi girdi bu sınava? Giren kişilerin net ortalamaları ne? Şimdi sıralamanız da buna göre, puanınız da buna göre değişiyor. Şimdi siz bir yıl girdiniz. Örneğin TYT'den 280 puan aldınız. Diyelim ki 600 birinci oldunuz. Bu sene tekrar girdiniz, yine aynı puan aldınız. 280 puan. Hatta netleriniz bile birebir aynı. Bu sene 800 bininci. Orada 600 binken şu an 800 belki 1 milyonuncu bile olmuş olabilirsiniz. Giren kişi sayısı farklı. Giren kişilerin durumları farklı. Hani soruları yapma derecesi farklı. Soruların zorluk kolaylık derecesi farklı. Yapan kişilerin net ortalaması, standart sapma vesaire derken değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla sıralama önemli. Siz o kadar kişi içerisinde kaçıncı oldunuz? Çünkü her okulun bir kontenjanı var. Dolayısıyla sizin sıralamanız çok çok önemli. Ama kaymalar olabilir. Gelelim o kısma. Şimdi her yıl biz bu kaymaları yaşıyoruz. Bu sene belki bir tık daha fazla bile yaşayabiliriz. Çünkü gerçekten sıralamaların böyle çok gerilerde
olduğu ama evet. puanların iyi de olduğu öğrenciler görüyoruz. Bu sene bir de baraj vesaire yok biliyorsunuz. Bunlar kaldırıldı. Haliyle yani sıralama her zaman çok önemli. Ama kaymalar yaşayabiliriz. Yani siz diyelim ki işte TYT'den tercih yapacaksınız ön lisans. Diyelim ki 500 binincisiniz. Siz bu sıralamanızı yani tercih listenizi yaparken belki ilk 5, 6, 7, 4 fark etmez. Hani ilk tercihler, ilk maksimum 5-6 diyebiliriz. Bazıları biraz 6-7 de yapıyor. Onları biraz uçabiliriz oralarda. Yani hayaliniz ama 200 binle kapatmış, 250 binle kapatmış, 300 binle kapatmış. İlk 5-6 tercihinizde 250 bin, 300 bin, 350, 400 buraları yazabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında genelde biz şunu öneririz. Orta dediğimiz kısım ilk hani ortadaki 7 tanesi 8 tanesi falan sıralamanıza çok daha yakın olan yine 480 bin, 490 bin, 500, 510, 520 hani 500 binincisiniz ya buraları yazın. Sonlara da hani ille de bir yere gideceğim ben neresi olursa olsun gitmek istiyorum diyenler artık 600 bin, 650 bin hani 700 bine kadar yazabilirsiniz ama tabii istiyorsunuz istemediğiniz hiçbir yere yazmayın kesinlikle. Bu şekilde bir sıralama çok daha bence mantıklı olur hocam. Bence de hocam zaten sıralamayı da bu yönde yapmalıyız. İlk 3 mesela bazı öğrenciler bundan çok çekiniyorlar. Hocam 3 tane benim sıralamamın çok yukarısında olan bölümleri yazmak evet. tercih sayımı azaltmaz mı? Zaten 24 tane tercihim var. ÖSYM de buna göre ayarlıyor aslında. Bir nevi öyle düşünebiliriz. İlk 3'ü ben yüksek yazabilirim, ütopik yazabilirim. Çünkü olabilir. Hiç belli olmaz. Kontenjanlara bakılarak hareket edebiliriz. Aynen, ya da aynen. orayı tercih etme oranı, öğrencilerin orayı tercih etme oranı her şey kontrol edilebilir. Tabii ki yine garanti değil. Daha sonra İnce Hocam'ın da dediği gibi benim sıralamama daha yakın yerler ve daha sonra kesinlikle garanti olarak girmek istiyorum diyorsanız benim sıralamamın altındaki bölümleri yazarız. Zaten tercih sıralaması bu şekildedir. Aynen. Ama hani bazı öğrenciler bunu korkuyorlar, çekiniyorlar. İlk 3 tercihimi bu şekilde yazabilirim. Bu bana çok büyük bir kayıp sağlamaz ama. Kesinlikle. Ha tabii şunu da farkına varalım. Yani bizim çünkü söylediğimiz her şey öğrencilerimiz üzerine böyle umut vaat ettiği için hani o zaman ilk 3 tercihimi istediğim kadar işte sallayabilirim. Ha, öyle de değil. Çok da uçmayalım. Çünkü ister istemez o tercih listesine yazdığımız her bölüm bize bir umut veriyor ve hayaller evet. kuruyoruz. Rüyalarımızı da görüyoruz. Ya yani örnek verelim 1 milyonuncu olmuşsunuz. Hani gidip de tabii ki ilk tercihinizde işte 10 bininci bir yeri tabii ki yazmayın. Hatta 100 bin bile çok imkansız gibi duran bir kısım. Ama işte 600 bin, 700 bin yazabilirsiniz mesela ilk tercihleri 1 milyonuncu olmuşsanız. Hadi 500 bini de yazın çok hayalinizse ilk tercihinize yazın. Öyle bir özgürlüğünüz de olsun. Hani demek istediğim çok ihtimalinin olmayacağı çok net olan 90 bin, 80 bin, 1 milyonuncuysanız gerçekten gelme ihtimali çok 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 düşük. Artık hani evet. kesin konuşamıyoruz hiçbir zaman hiçbir konuda ama çok düşük dememizde de bir sakınca yok bence. 488 bin sıralama ile 435 bin sıralaması olan bir bölüme girme ihtimalim var mıdır diyor Beyza. Bence var ama tabii ki %100 hiçbir şey değil. Hatta Beyza aslında şunu söyleyeyim. 488 binincisin ya. Hocam 500 bine kesin girer miyim diye sorsam bile bir sana kesin diyemeyiz. Evet. Ama ihtimalim var diyebiliriz. Hatta ben de burada şunu soruyorum. Şu anda diyorum ki ÖSYM başkanını arayın. YÖK başkanını arayın. Ona sorun. İnanın o da bilemez. Çünkü hani daha tercihler yapılmadı. Kim nereye yazdı bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim Beyza. Hani yazan kişiler az çok zaten senin sıralamanın yakınlarında kişiler olacağı için bir şansın var. Gelme ihtimali tabii ki de var ama hani buna çok kendi kaptırıp da başka bir bölüm yazmazlık yapma başka bir alan yani yine aynı bölüm istiyorsun ama başka okulda yazabilirsin. Hani 500 bin falan da yazmaya çalış yine listene bence. Hocam bir soru daha var diyor ki Serkan sanırım 270 bine 120 binlik bölüm imkansız mı diyor? Aslında az evvelki konuştuğumuz gibi. Evet. Yani sıralamamın üstündeki bölümleri yazabilirim. Hatta 120'lik bölüm beni zorlayabilir, ilk 3'e alabilirim. Gelme ihtimali imkansız bir şey diyemiyoruz. İşte az evvel İnce Hocam'ın da dediği gibi yani ÖSYM Başkanı'nı arasak bile kesin bir cevap alamayız bu konuda. Yazılabilir mi? Yazılabilir. O ilk 3 bahsettiğimiz sıralamada gelme ihtimali olabilir, olmayabilir. Ama imkansızlık şu anda konuşmak çok doğru olmaz açıkçası. Hı hı. Ama hani benim sıralamama daha yakın. Daha yakından kastım şimdi 270 bindeyken 260 binden bahsetmiyorum tabii ki. Evet. Yani bu 200 bine de çıkabilir 270'deyken. Mesela 200 binler olabilir. Dediğim gibi 120 binler yukarılara yazılabilir. Ama şu anda imkansız demek çok doğru da olmaz açıkçası.
Kesinlikle. Ben Hanım burada zaten kesin konuşmak hani hiçbirimizin Evet. zaten söyleyebileceği bir şey değil. Ama yine de içinizde kalmasın. 270 bin olan birisi 120 bini ilk tercihine ya da ilk üç kısmına Tabii ki. yazabilir. Ama mutlaka onunla bırakmasın, onu umut bağlayıp. 270 bininci olan bir arkadaşımız 300-310 bine kadar da yazmaya devam edebilir bence. Bence de. Zaten burada da ondan bahsetmiştik. Slide'ımızda da var. Hani puanım yeterli olmayabilir endişesiyle demiştik. Hani çok şey yapmayın, aman hani yazmayayım demeyin. İlk tercihlerinizde hayal ettiğiniz yerleri de yazabilirsiniz. Bir öğrencim böyle Yıldız Teknik falan yazmıştım. 135 bindeydi eşit ağırlıkta. Yıldız Teknik de o sene işte 50 binle falan kapatmış. İktisat okumak istiyor. İlk tercih Yıldız Teknik. İşte Boğaziçi, Koç yazıyor da yazıyor böyle. Hani hocam hayalim ama falan. Tabii yaz dedim, sıkıntı değil. İstediğini yazabilirsin. Nitekim Eskişehir falan geldi yine ama 135 binde ama yine 110 binle falan kapatan bir okul geldi mesela. Hani demek istediğim atıyor. Mesela 135 bininci olmasına rağmen geçen sene 110 binle kapatan bir yere yerleşti. Ve 10 bin, 20 bin atmasını çok olağan karşılıyoruz biz. Tabii bu 10 bin, 20 bin diyorum ama işte mesela 1 milyonuncu yüksen 300 bin de atabilir. 700 bin, 800 bin de yazabilirsin. Sıkıntı değil. Hani demek istediğim yazmanda çok büyük bir sakınca olmaz. Şimdi 440 bin mühendislik gelme ihtimali diyen, şimdi bununla ilgili de bir açıklama yapacağız zaten. Biliyorsunuz ki belirli bölümlerde belirli sıralama şartları var. Mühendislik de bunlardan bir tanesi mesela. Şimdi ona da değineceğiz. Şimdi ona değmeden önce onu yine Merve Hocam anlatacak. Ben şu kısma bir uyarıda bulunmak istedim. Tercihlerinizi yaptıktan ve onaylamadan önce lütfen son kez bir kontrol daha yapın arkadaşlar. Burada zaten kodları kontrol edin. Çünkü bazen kodlar birbirine çok yakın oluyor. Siz 9 yerine 6'ya basıyorsunuz. Örnek veriyorum işte Ankara Üniversitesi. Yine Evet. Ankara Üniversitesi oluyor. Adalet demişsiniz, orada aşçılık çıkmış. Aa, göz yanılması, onayla demişsiniz falan. Tekrar bir kontrol edin. Koşullar kısmını kontrol edin. Koşulları sağlıyor musunuz? Onun dışında gerçekten istek sıranıza uygun mu? Son ana kadar değiştirebilirsiniz. Yine bir örnek daha vereceğim. Yine bir öğrencim. Yine Eskişehir örneği. Sıralamada Konya, Kocaeli, Eskişehir. Bu üç okul şöyle istiyor. Eskişehir'i daha çok istiyor, sonra Kocaeli istiyor, sonra Konya istiyor. Ama bu sıralama yaparken ben ne kadar ısrar etsem de önce ilk istediğini üste yaz dememe rağmen puanı ve sıralamaya göre tercih yapıyor. Yani Konya'nın ve Kocaeli'nin o sene Eskişehir'den puanı daha yüksek. Dolayısıyla onları yukarı yazıyor. Kocaeli, Konya, Eskişehir, Osman Gazi hatta yazdığı okul böyle bir sıralama yapıyor. Bu öğrencimiz Kocaeli Üniversitesi'ne yerleşiyor. Eskişehir'i daha çok istemesine rağmen iki tane altta kalıyor Eskişehir. Ve sonradan bir kontrol ediyor ki Eskişehir onun da altında kapatmış. Yani Eskişehir üste yazsa gidecek aslında. Demek istediğim bu. Hani sıralaması ve puanını daha iyi diye daha yukarı yazmayın. Çünkü sıralaması daha iyi olan bir okul daha iyi demek değil. En iyi okul senin en çok istediğin okuldur. O yüzden onu lütfen kontrol Çok edin. haklısınız hocam. Ben burada da bir şey eklemek Tabii istiyorum. Benim lütfen. öğrencilerime şey soranlar oluyor. İşte ben 8 ya da 10 tane tercih yaptım. İkinci tercihime yerleşirsem ama 3'e de bakarlar mı, 4'e de bakarlar mı diye soranlar oluyor. İnce hocam dediği gibi o sıralamada artık başarı sıralamasına göre değil de benim isteğime göre sıralamam gerekiyor. Ve ben isteğime göre sıraladıktan sonra 3. tercihime yerleştiysem eğer benim 4. tercihime bakılmaz. Hani biz bu çocuğu buraya yerleştirdik ama hadi diğerlerine de bakalım gibi bir konu olmaz. Ben 4. tercihime yerleştikten sonra artık benim işim bitmiştir, diğer öğrenciye geçiştir. Kesinlikle. Yani o yüzden sıralama çok önemli. Birinci Kesinlikle. tercihe yani istediğini yazmalısın ki birinci tercihine yerleştikten sonra diğerlerine bakılmadan sen artık en çok istediğin bölüme yerleşerek devam etmelisin. Evet, Sıralamayı o yüzden doğru. sevdiğiniz, istediğiniz, Aynen öyle. gerçekten o mesleği yapmak istiyorsanız o bölüme yazmalısınız. Puanı yüksek ya da sıralaması yüksek diye değil. Kesinlikle. Şu da çok geliyor yine. Biz böyle sorular havuzu yaptık. Bayağı öğrencilerden gelen sorular bülteni oluşturduk ama çok geliyor gerçekten. İşte hocam ben mesela işte 10 bininciyim. Arkadaşım 20 bininci. Şimdi ben istediğim okulu en sona yazdım. Arkadaşım en başa yazdı. Ben 10 bininci olmama rağmen o benden önce mi gider? Hayır. Sen en sona yazdın ya. Diyelim ki o 24 tercihin 24'e de yerleşemedin. 24'e geldin. Sen gidersin. O birinci Evet. tercihine yazsa bile önce sen gidersin. Hani sıralaman senin çünkü daha yüksekte. O yüzden bunu bilmeniz lazım. Bu da çok geliyor. Hani sona yazarsam benden öncekiler şey ilk sırasına yazdı diye onlar önce gider mi? Hayır. Sıralaması daha yüksek olan her zaman daha önce gider. Bilginiz olsun değerli arkadaşlar.
Bu kısımla ilgili konuşacaktık. Bununla ilgili TYT kısmında bence çok konuşacak bir şey yok. Çünkü baraj evet. puan yok artık. Puan hesaplanması yeter. Ama ben şu kısımda bir Merve Hocam'a da söz vermek istiyorum. Eminim yine bu bölümlerden de çok soran oluyor. Biraz önce de bir öğrencimiz sordu çünkü. Bu kısımda biz bir detaylı bilgi alalım bence. Aslında bu tercihler için ya da üniversite sınavı için en fazla gelen soru gelen kısım burası. Çünkü biraz kafalar karıştı. Kafaların karışmasının sebebi şu. TYT'de baraj kalktı sözü bizim çok kafamızı karıştırdı. Evet, TYT'de baraj kalktı ama bizim bu AYT'ye girdikten sonra yani meslek seçimindeki barajlar kalkmadı arkadaşlar. Evet. Hala bazı belirli bölümlerde barajlar var. Yani işte tabloda da siz görüyorsunuz zaten. Mesela hukuk programı için 125 bin bir baraj sıralaması var. Yani 125 bin sıralamanın altında olan öğrenci, pardon üstünde olan öğrenciler hukuk bölümünü tercih edemezler. TYT'deki baraj kalktı kısmından çok farklı burası farkındaysanız. Burası sadece o bölümü seçebilme kısmında. Mühendislikler, bütün mühendislikler diyebiliriz. Hatta işte orman mühendisi, ziraat mühendisi, su ürünleri, su bilimleri, fakülteleri, programları, ağaç işleri, endüstri mühendisliği programları, balıkçılık teknolojisi mühendisliği programları hariç, ziraat fakültesinin gıda mühendisliği programları dahil olan bütün mühendisliklerde 300 bin barajı var. Yani öğrencinin sıralaması, az evvelki soran öğrencimiz evet. sanırım 440 bindeydi hocam değil mi? Evet, yani hocam. O öğrencimiz mühendislik yazamaz maalesef. Buna sistem de izin vermiyor. Hani bazen öğrencilerimiz diyor ki ben deneyim şansımı yazayım diyor. Ama ÖSYM'nin aday işlemleri sistemindeki o sayfada tercihlerimizin gireceği kısmımızda girdiğimizde bana bir uyarı veriyor. 300 bin sıralamasını geçemediğiniz için bu bölümü yazamazsınız diye. Yine aynı şekilde sayısal bölümünde mimarlık programında 250 binin sıralaması var. Tıpta 50 bin. Öğretmenlik programındaki burada rehberlik ve psikolojik danışmanlığı programı da dahil olmak üzere 300 bin sıralama barajımız var. Eczacılıkta 100 bin sıralama. Diş hekimliğinde de 80 bin sıralama puan, ilgili puan türünde bu arada. Yani şu andaki gördüğümüz bütün meslekler sadece hukukta, eşit ağırlıkta hukuk, diğerleri hep sayısal programı. Bu sıralamanın üzerinde olan öğrenciler bu bölümleri yazabilir. Dediğim gibi zaten yazmak istesek bile bu sıralamalara geçmeden yazmak istesek bile sistem bize uyarı veriyor, yazamazsın diyor. O yüzden az evvelki ismini hatırlayamıyorum öğrencimizin ama 440 binde olan bir öğrenci mühendislik programlarından bir tercih yapamaz maalesef. Evet. Burada sadece vakıf üniversiteleriyle alakalı bir kılavuzda küçük bir madde veriyorlar bize. Orada da hani vakıf üniversiteleri senato kararı ile bu başarı evet. sıralamalarının daha üstünü belirleyebiliyorlar. Tabii ki bunu hani net siz bilemezsiniz. O vakıf üniversitelerinin belirleyebileceği bir şey. O da senato kararı ile belirlenecek bir şey. Onu da zaten eğer ki bir vakıf üniversitesi düşünüyorsanız üniversite tanıtım günleri vesaire oluyor. Ya da üniversite arayıp da sorabiliyorsunuz. Emin olun o şekilde yazın. Çünkü vakıf üniversiteleri tercih zamanında da bayağı kapılarını açıyorlar öğrencilere. Telefonlarını da açıyorlar. Bence onu araştırıp o şekilde sormalısınız. Herhangi bir riske atmaya gerek yok değerli arkadaşlar. Evet hocam, başka sorular varsa şöyle bir bakalım. Bence yayınımızı kapatmadan önce. Evet hocam, sanırım aradan hani kaçırdığımız arada sorular olabilir. En azından onları da cevaplamış olalım. Evet. Bir sayısal sıralamam 321 bin hangi aralıklarda tercih yapmalıyım diye sormuş. Aslında bunu anlatmıştık ama hani Yeşim şöyle düşünebilirsin. 320 bindesin. İşte diyelim ki sen ilk 3 tercihine 200 bin, 250 bin falan da bence yazabilirsin. Ama asıl hani gelme ihtimali daha yüksek olduğu dediğimiz kısım 300-350 bin aralığında diye düşünüyorum. O aralıktakilerin gelme ihtimali çok daha yüksek bence. Şöyle bir şey hocam bir de. Evet, sayısalda 320 binde İnce Hocam'ın dediği gibi 200 bin nerede belki başlayabiliriz ama burada yine mühendislikler ya da baraj sıralaması olan bölümleri yine yazamayız. Evet. Yani orada bunun da ayrımını yapmamız gerekiyor. 321 bindeki öğrenci mühendislik yazamıyor maalesef ama 200 binlerdeki ya da 250 binlerdeki diğer farklı baraj sıralaması olmayan bölümleri yazabilir. Kesinlikle. Ama baraj sıralaması olan bölümleri geçmediysek, hani o sıralı barajı geçemediysek yazamayız. Evet. Yine Sözel'de 70 bin ile hangi aralıklar yazılabilir diye sormuşlar. Aslında yine aynı mantık. Merve Hocam da bahsetmişti. Yine gelme ihtimali daha yüksek olduğunu düşündüğümüz kısım, örnek vermiş 60 bin ile 80 bin aralığı vesaire olabilir. Ama yine 70 bininciysen bence bir 30 bin, 40 bin de yazabilirsin ilk 3 tercihine. Hani biraz daha böyle o kısımları, hayal ettiğin yerleri yazabilirsin ama gelme ihtimali daha yüksek olduğu dediğimiz kısım daha yakın. Yani burada bu mantığı kurabilirsiniz bence.
Hukuk bu yıl kaçla kapatır ortalama demişsiniz. Aslında bu tabloya göre de düşünebiliriz. Yani aslında hukuk içinde en düşük 125 bininci tercihte Evet. bulunabiliyorsa aslında bu aralıklarda kapatır diyebiliriz bence. Yeni açılan bölümleri soruyorlar hocam. Doğukan sormuş. Yeni açılan bölümleri sizce yazmak mantıklı mı diyor. Yeni açılan bölümler şöyle, sizler de görmüşsünüzdür zaten sıralamaları yoktur onların yeni açıldığı için. O yüzden yazılabilir bölümler ama en azından hani puan aralığını pardon sıralama aralığını bilmediğimiz için tabii ki garanti konuşamıyoruz. Ama onları bir öğrencimiz de sanırım onu sormuştu. Yeni açılan bölümlerin sıralamalarını neye göre hani en azından araştırabiliriz. O üniversitedeki diğer bölümlere de en azından mesela mühendislik bölümü için diyelim. İşte bir üniversite bilgisayar mühendisliği yeni açıldı ve yeni açıldığı için de sıralaması yok. O üniversitedeki diğer mühendisliklerin sıralamalarına bakılarak ya da hani genel bir bilgisayar mühendisliğinin sıralamalarını az çok biliyoruzdur zaten. Ona bakılarak belki yorum yapabiliriz. Ama tabii ki yine hani yazsak bile kesin olmuyor. O yüzden yeni açılan bölümler yazılabilir. Kesinlikle neden olmasın? Çünkü onların herhangi bir sıralaması olmadığı için aslında Evet. herkesin bir ihtimali var gibi. Herkesin yazabileceği kısım. Tabii Biraz ki o yeni bildiğiniz açı bir bölümse. affedersiniz hocam. Biraz bir de o yeni Kesinlikle. açılan bölümlerde kontenjan da dikkate alınmalı. Evet. Kesinlikle katılıyorum. 2 milyonda olan biri geçen seneye göre olan sıralamalar ile nasıl karşılaştırma yapabilir hocam diyor. Yani 2 milyon TYT için diyorsak Duygu biraz geride gibi. Geçen seneye göre yine şöyle düşün. Yine aslında kişiler kendi sıralamalarına yakın yerleri tercih ettiği için yine sen 1,5 milyon işte 1,6 milyon 1,8 milyon üzerinde yazabilirsin ama geçtiğimiz yıllara bakıp yine kendi sıralamana yakın yerleri de yaz. Eğer olmuyorsa da bence 2023 için de düşünmeye başlayabilirsin. Çünkü hani şöyle düşünmeyin lütfen arkadaşlar. Ben bir hikaye okumuştum. Herkesin zamanı, herkesin saati kendine göre işler diye. İnanın öyle hikayeler var ki yani bir insan işte 60 yaşında da aşkını bulabilir. 20 yaşında şirketini kurabilir. Tolstoy'un bisiklet hikayesini biliyorsunuzdur belki. Yani çok geç bir yaşta bisiklet sürmeyi öğreniyor. Yani zaman kaybediyorum gibi düşünmeyin lütfen. Sevmediğiniz bir bölümü yazıp da bir sene, 2 sene okuyup hiç keyif alamamaktansa bir sene daha kendiniz sınava hazırlanır, istediğiniz bölüme yerleşirsiniz, hayatınızın bundan sonrasını zaman kaybetmeden geçirirsiniz. O yüzden mezuna kalma fikri ya da mezunken tekrar sınava hazırlanma fikri öğrencilere böyle bir korkunç canavar gibi, korku filmi gibi geliyor. Ama inanın hani hayalleriniz için bence değer lütfen arkadaşlar. Eğer hedefinizden çok uzaksanız aman ille de bir yere gideyim yeter ki de gideyim ailemden uzaklaşayım işte farklı bir şehre gideyim evimi tutayım. Bu düşünceler belki bu yaşlarda biraz böyle mantıklı gibi geliyor size ama inanın değil. Çünkü meslek çok 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 önemli. Sevmediğiniz bir mesleği inanın yapamazsınız. İnanın mutlu olmazsınız. Bu yüzden lütfen zaman kaybediyorum gibi düşünmektense gerçekten hayaliniz için gerekirse bir sene daha çalışmayı göze alın. Daha sağlam adımlarla başlayın. Biz size o konuda da yardımcı oluruz zaten. Özel tıp fakültesi ne düşünüyorsunuz? Yani ne düşünebiliriz? Tıp fakültesi özel devlet aslında fark etmez. Bu tıp fakültesi doktor yetiştirir tabii ki. Sadece şunu söyleyebilirim ben özel üniversitelerle alakalı. Burslu kazandınız diyelim. %50, %100, %25, %75 fark etmez. Bazı değil mi hocam? Üniversitelerde başarınız düştükçe bursunuz kesilebiliyor. Evet hocam. Ama dikkat etmeniz lazım kesinlikle. Yani sonradan çünkü bir sürprizle karşılaşmayın. %100 burslu başlamıştınız. Seneye size bir çetere çıkardılar. Durumumuz da hocam çok müsait değil. Ne yapacağız? Böyle öğrenciler de geliyor. Dikkat edin lütfen. Hani özel üniversite yazıyorsanız onu göze alın. Çok çalışın. Hep ortalamanız yüksek olsun. Böyle bir şeyle Aynen hiç öyle. karşılaşmayın. Özellerin öyle bir riski var. Tam burslu %50 fark etmez. Belli yani bu da bazı üniversitelerde oluyor. Hepsinde de olmuyor. Evet, hepsinde değil. Belli bir başarı, onların da belli bir başarı sıralamaları oluyor. Ya da derslerdeki belli başarıya göre bursumuzun kesilme ihtimali oluyor. Ya da alttan şu kadar ders olan öğrencinin bursu kesilir şeklinde. Özel yazınca bunu da mutlaka dikkate alıp göğüslemeniz gerekiyor. Ona göre mutlaka çok çalışmanız gerekiyor. Kesinlikle. Eşit 1 milyon 132 bin hangi ülke tercih yapmalıyım? Yani lisans için düşünüyorsan yine bir 800 bin falan bence başlanabilir değil mi hocam? Evet. Ama daha Tek aralık 1 ülke milyon, 1 milyon 200 bin biraz daha sana yakın gibi duruyor. o Bu arada ben bahsettiğim ilk şunu tercihte 800 binler.
Bence de kesinlikle katılıyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bununla ilgili bir görsel yerleştirecektik ama sözlü söyleyeyim. Bu seminerlerimiz devam edecek arkadaşlar. Biz bir meslek semineri daha yapacağız. 30 Temmuz saat 21'de yine bu platformda. Yine öğrenci gündemi Instagram sayfasında da canlı yayın yapacağız. Yine Merve hocamla birlikteyiz. Belki sürpriz konuklarımız da olabilir. Sonrasında 1 Ağustos saat 21'de bu sefer sayısal bölümler için, lisans bölümleri için geleceğin lisans bölümleri ve taban sıralamalarını konuşuyor olacağız. Sayısal bölüm düşünenler, tıp fakültesi, mühendislik, sayısal bölüm öğretmenlikleri, lisans için ama 4 yıllık. Bu arkadaşlar 1 Ağustos günü bizlerle olsun. Sözel bölümler, lisans ve ön lisans bölümleri için geleceğin bölümlerini konuşacağız. Taban sıralamaları konuşacağız. Onun öncesinde bir eşit ağırlık yapacağız önce 3 Ağustos'ta. Evet. Eşit ağırlık için lisans bölümleri, geleceğin bölümleri ve taban sıralamaları 3 Ağustos. 4 Ağustos'ta da biraz önce saydığım sözel ve ön lisans. Sözel lisans ve ön lisans. Yine hepsi saat 21'de olacak bu platformda ve öğrenci gündemi Instagram sayfasında. Bu kısımlarla alakalı da bizi takip edin, öğrenci gündemini takip edin. Buradan da bilgi vereceğiz değerli arkadaşlar size. Yine sorular geliyor, cevaplamadığınız için iyi günler diye trip atanlar var ama şöyle söyleyeyim, biz ücretsiz bir platformda ücretsiz bir yardımcı olabilmek adına bir yayın gerçekleştiriyoruz. Gördüğümüz her soruyu cevaplamaya çalışıyoruz. Bu tamamen gönüllülük esasına dayanan bir şey aslında. Görememiş olabiliriz. Biliyorum hassas bir dönemdesiniz ama hocam soruma cevap alamadım deyip bir daha sorun, hiç sıkıntı değil. Seda Nur, görmemiş olabiliriz. Ve hala göremedim. Sorusunu gördüyse Merve hocam okursa cevaplayalım. Ben de göremedim sanırım hocam ama. Anesteziyi çok istiyorum demiş. Sanırım bir 5 dakika önce falan yazmış. Böyle sohbet akarken görmemiş olabiliriz. 1.800.000'lerde sıralamam gelir mi diyor. Biraz önce anlattığımız gibi aslında. Yani senin sıralamanın işte anestezi biraz daha yüksek kapatıyor. Yani 300.000, 200.000 değil mi? Evet. Bazen hatta değişiyor ama. Şimdi 1 milyonlarda çok göremedim açıkçası. Hatta 1.800.000 Seda biraz daha 2 milyona da yakın. O yüzden gelme ihtimali düşük. Bunu söylememiz gerekiyor. Ama yine de yazmanı öneririm tabii ki. Hiç belli olmaz. Bir sürpriz olur vesaire. Yazma diyemeyiz. Ama kendini çok o bölüme bağlama. Eğer çok istiyorsan bir sene daha iyi bir şekilde hazırlan deriz. Sayısal 100.000 hangi aralık yüksek ihtimal diyenler var? 100.000 hangi ihtimal? Yani 90.000, 110.000, 120.000 değil mi hocam? O aralıklar biraz yani daha. Yani arkadaşlar genel olarak aslında bütün sayısal, sözel, eşit ağırlık ya da ön lisans fark etmez. Kendi sıralamamın yani belki yani %30 yukarısı, %40 aşağısı diye düşünebilirsiniz. O bahsettiğimiz ilk 3 tercihimde birazcık daha yüksek. Sonra kendime yakın, daha sonra garantiye almak istiyorsan aynen, benden düşük olanları almalıyım. O zaten birazcık da sizin seçeceğiniz bölüm, istediğiniz bölüme de bağlı. Ve bu arada mutlaka ama mutlaka kılavuzu kontrol edin. Kılavuzdaki sıralamalarına bakın, kontenjanlarına bakın, özel koşulları asla unutmayın, atlamayın. Ondan sonra zaten eğer hala kafanıza takılan bir durum olursa tek özemde ya da Fencebir Anadolu Lisesi ile iletişime geçebilirsiniz. Ankara'da olan bütün öğrencilerimizi tercih konusunda Fencebir Özel Fencebir Anadolu Lisesi'ne bekleriz ya da şehir dışında olan öğrencilerimiz de tek özem üzerinden iletişime bekleriz. Her konuda yardımcı oluruz. Kesinlikle. Yine sorular var. İşte şu bindeyim, şunu yazabilirim. Aslında anlattığımız mantığı hepiniz uyarlayabilirsiniz. Tabii. Onun dışında ekstra sorusu olanlar da burada bir link paylaştı zaten sistem mühendisi arkadaşım. Buradan bir randevu kaydı oluşturup öğrenci koçlarımızla da görüşme sağlamanız muhtemel. Yine dediğim gibi tekrarlıyorum. Hani yayın olduğu için böyle kaçal soru falan olabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla görememiş olabiliriz. O kısımda gönül koymayın. Zaten biz buradan randevu kaydı oluşturmanız için bir link de paylaştık. Buradan da zaten randevu alıp öğrenci koçlara da görüşebiliyorsunuz. Ya da işte dediğim gibi Ankara'da olanlar Fencebir Anadolu Lisesi'ne gidiyorlar. Yani biz kapıları da kapatmıyoruz. Şu an burada göremediysek bile sorunuzu her zaman iletişim kanalımız açık. Bizlere başka zamanlarda da sorabilirsiniz. 5 Ağustos'a kadar daha çokça da seminer yapacağız zaten. Hocam, hepsi ücretsiz. Hocam sanırım Fatma Hanım, okul birinciliği kaç bin atar diye yukarıda da sorusunu görmüştüm. Evet hocam. Yani şu anda bunu hani kesinlikle şu kadar bin atabilir ya da şu kadar bin geriye çekebilir dememiz çok doğru olmaz. Ama tabii ki okul birinciliğin çok büyük avantajları var. Ekstra bir kontenjanları var. O kontenjandan kaynaklı olarak sıralamaları tabii ki çok önemli. Yani kesinlikle söyleyebileceğiniz bir sıralama yok. Ama tabii ki çok büyük bir avantaj.
Aynen. Burada ben şuna parantez açmak istiyorum. Okul birincisi de olsanız belli bir kontenjan verilecek. Yine sıralamanız tabii ki önemli. Yine okul birincileri arasında da bir şey yapılacak. Yani yine YKS puanınız aslında. Yine orada YKS sıralamanızın önceliği olacak. Düşünsenize bir tane bölüm var okul birincisi kontenjanından açıldı ve 50 tane okul birincisi başvurdu ama 20 tane kontenjan verdi okul birincilerinden. Ne olacak? O 20'yi nasıl seçecek? Yine YKS'deki sıralamalarınıza bakacak. O yüzden bunun da farkına varın. Tabii ki onlara ayrılan bir kontenjan var ama yine sıralamanız da önemi var. Bunu da bilmeniz lazım. Onun dışında bakıyorum tekrardan. 45 bindeyim. Hukuk yazacağım. Sonlara sıralaması daha düşük başka bir bölüm yazmalı mıyım sizce? Şimdi Asya bu tamamen senin kararın. Hukuk istiyorsan, gönlün yanıp tutuşuyorsa hukuk diye ve başka hiçbir bölüm düşünmüyorsan yazma bence. Ama diyorsan ki örnek veriyorum ben işte hukuk ve hukuka yakın bölümler istiyorum. Örneğin hukuka yakın bölüm ne demek? Yani hukuk dersleri de göreyim ve hukuk bölümünün yapabileceği işlere benzer işler yapan bir bölüm. Örneğin İBF. Özellikle iyi üniversitelerin iktisadi idari bilimler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler gibi hani biraz daha işte idari hakim olabilme şanslarının, kaymakam olabilme şanslarının olduğu ya da işte uzlaştırmacı ve benzeri gibi alanlarda da çalışabiliyor olmaları hukuka yakın ve hukuk dersleri ağırlıklı gördükleri için. Ama sen ben avukat olmak istiyorum, savcı olmak istiyorum, adli hakim olmak istiyorum diye düşünüyorsan bence hayalinden vazgeçip başka bölümler yazma derim. 27 bin, 23 bin gelir mi? Bence gelir. Ama işte bu bence, sadece bence. Yani başka hani kesin hiçbir şey söyleyemiyoruz. Yaz ihtimal yüksek diyebiliriz sadece. Geçen sene de olmayan bölümleri yazın. Yazın tabii ki. Neden olmasın? Bunu konuşmuştuk bence de. Geçen sene doğmamış sıralamamızın yetmediği bölümleri yazmak mantıklı mı? Ben yukarıdaki başka diye bir soru var hocam. Şimdi geçen sene doğmadıysa yani taban sıralaması hocam nasıl hesaplanıyor zaten? Taban sıralaması belli midir? Yani şöyle, geçen sene dolmamış bölümleri de taban sıralaması da olmaz. O yüzden şöyle yorum yapabiliriz. Az evvel dediğimiz gibi kendimiz yorumlayabiliriz ya da bölümlerin az çok diğer üniversitelerine kadar aldığını bildiğimiz için o şekilde yorumlayabiliriz. Benim sıralamam diğer bölümlere baktığımızda benden çok uzaktaysa işte bahsettiğimiz o ilk üç tercihe yazılabilir ama çok uzaktaysa, yani ben örnek veriyorum 100 bindeyim, o bölüm 30 binde 40 bindeyse belki riskli olabilir ama yazılabilir yani. Dediğimiz gibi şunu söyleyemeyiz, şunu kesinlikle yazmayın diyemeyiz ya da şunu kesinlikle yazın diyemeyiz. Bu bölümler sizinle alakalı. Yani az evvelki öğrencimizin dediği gibi hukuktan sonra başka bir şey yazmalı mıyım? Hukuktan hariç diğer meslekleri yapmayı sever misiniz? Ya da işte bu bahsettiğimiz öğrencimiz geçen sene dolmamış bölümlerden bahsediyor. Eğer dolmadı, benim sıralamama da yakın ama meslek benimle hiç alakası yok ya da ben gerçekten o mesleği yapamam diyorsanız bence hiç yazmayı, hiç tehlikeye atmayın kendinizi. Ama sevdiğiniz bölümler, dediğimiz gibi 3-4 tane mesleğin vardır. Yani yapabilirim dediğin mesleğin vardır, onları yazabilirsin. Ya da sadece ben bu mesleği yapmak istiyorum dediğin meslek varsa sadece o mesleği yazmalısın ki o meslekte hayatını devam ettireceksin, o meslekte para kazanacaksın. Orada da tamamen bizim için ilk önemli şey, evet aldığın sıralama, yaptığın başarı çok önemli ama kendi mutluluğun. Aynen. Mutlu olabileceğin meslek, mutlu olabileceğin bir üniversite. Kesinlikle katılıyorum. Yani hep dediğimiz bir şey var. Aman gideyim nereye? Ya da üniversite hayatını sadece üniversite olarak da düşünmemek lazım. Size çok şey katacak ama sevmediğiniz bir bölüm çok şey de götürebilir sizden. Ya da gerçekten bir bölüm istiyorsunuz ama o bölümü okurken kendinizi geliştirmeye devam etmeniz lazım. Artık birçok bölümde bu söz konusu. Tıp olsun, hukuk olsun hiç önemli değil. Her bölüm beraberinde kendinizi geliştirmeniz de gerektiriyor. Yabancı dili, bilgisayar, işte topluluklar, araştırmalar vesaire, projeler. Gerçekten böyle olursa bir farkınız olacaktır. Bunları da bilmenizde fayda var değerli arkadaşlar. Merve bir soru sormuş. 2 yıllık sağlık bölümlerinde mesela anestezide 60 binlik bir sıralama düşüşü olabilir mi? İşte dediğimiz gibi kaymalar yaşanabiliyor Merve her sene. Bir sene 30 bin kayma oluyor, bir sene 20 bin oluyor. Şimdi bunu bilemediğimiz için yine de yaz hiç belli olmaz. Ama bunu ancak tercih sonuçlandığı zaman belli olur ve bilebiliriz. O yüzden hani bu tamamen tecrübe ederek biz bunu evet kayabilir diyoruz. Geçtiğimiz yıllarda böyle şeyler yaşadık, yaşamadık değil ama hangi bölümde oldu? İşte hani anestezide böyle bir ihtimal ne kadar, yüzde kaç olan olasılığı var bunu bilmemiz mümkün değil. Ama yine de içinde kalmasın. 24 hakkım var sonuçta. Tabii ki yaz. Ama
kayma olur diye düşünüp başka bir şey yazmamazlık yapma. Demek istediğim o. Yani o bölümü yazıyorsun anestezi ama işte başka bir bölüm de istiyorsun mesela. Diyelim ki ATT, onu da yazabilirsin. Demek istediğim bu. Evet hocam, ayrılan süremizin sonuna geldik. Başka soru kaçırdık mı bilmiyorum ama arkadaşlarımız yine bizi takip etmeye devam etsin. Dediğim gibi tabii bundan sonraki 30 Temmuz'da cumartesi günü yanlış hatırlamıyorsam yine saat 21'de inşallah birlikte olacağız. Allah izin verirse yine bir aradayız. Arkadaşlar da bizi takip etsinler. Sizin son kez söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlara? Bence güzel bir yayın oldu. Yani bizim buradaki amacımız gerçekten tercih sürecinde olan öğrencilerimize yardımcı olmak. Zorlu bir süreç, çok haklısınız. İlk defa böyle bir olay yaşıyorsunuz, hiç tecrübeniz yok. Bu süreçte olabildiğince size yardım etmek istiyoruz, stresinizi azaltmak istiyoruz, danışmanlık yapmak istiyoruz. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Sorularını göremediğimiz öğrencilerimiz varsa gerçekten hani arada belki kaybettiğimiz soru öğrencilerimiz vardır ama dediğimiz gibi belli tarihlerde sunumlarımız hala devam edecek. Orada da bekleriz. Sorularınızı orada da alırız. Bu süreçte yine kendisi yaparken zorlanan arkadaşlarımıza, Ankara'da olanlara Pencebir Anadolu Lisesi'nde yardımcı olabiliriz ücretsiz bir şekilde, tercih olarak. Bizzat ben yardımcı olurum zaten. Şehir dışında olan öğrencilerimiz de Teküzöm üzerinden zaten paylaşılan linkten de başvurabilirsiniz. Her türlü ücretsiz bir şekilde yardımcı oluruz sizlere. Aynen öyle. Online olarak da yapıyoruz Asya. Evet. Teküzöm sayfasından bizim iletişime geçersen 444-5835 nolu hattan. Zaten Samet'in paylaştığı bir linke de tıklayıp randevu alabilirsin. Buradan da yardımcı olacağız. Dediğim gibi Ankara dışındaki öğrencilere de biz buradan yardım edeceğiz zaten. Yine tekrarlıyoruz. Pencebir Anadolu Lisesi'nde Ankara'nın öğrencilerimizi bekliyor olacağız tercih sürecinde. Yine aynı şekilde bizler de online olarak yardımcı oluyoruz. Ve 2023 için de şu anda bu bilgiyi vermek istedim. Çünkü öğrenci gündemi Instagram sayfasını takip edenlere özel çok büyük bir indirim kodu var. 500 TL'lik bir indirim söz konusu. Bu sebeple 2023 içinde çalışmalara başlamak isteyenlerin yavaş yavaş görüşmeler yapmasını öneriyorum. Yani en azından çok gerideysek, yani hayalimize daha ulaşamadıysak bunu riske atmayın derim. Zaten şöyle bir şey yapıyoruz biz, onu da ekstra söylemek istedim. Biz her sene bunu uygularız. Tercihlerden önce ya da tercih süreci içerisinde kayıt olan öğrencilerimiz tercihten sonra istediği bölüme yerleşmişse bize tercih belgesini, yani sonuç belgesini gönderdiği takdirde iadelerimiz söz konusu olur her zaman. Öğrencilerimizi mağdur etmeyiz. Buradaki tek kısım hani erken kayıt avantajından yararlanmak. O yüzden bizim bu dönemde kayıtlarımız artar. Öğrenci tercih yapsa bile kayıt olur. Zaten istediği bölüm gelirse de gösterir bize belgesini. İadesi söz konusu olur. Yayını tabii ki tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Öğrenci gündemi Instagram sayfasında şu an canlı yayın kaydediliyor. Instagram sayfasından izleyebilirsiniz. Aynı zamanda yarın sabah, yüksek ihtimalle sabah YouTube kanalımıza eklenmiş olur. Teküzöm YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. O şekilde de size yardımcı olmuş oluruz. Öğrenci gündemi sayfasını, Pencebir Anadolu Lisesi Instagram sayfamızı, Teküzöm Instagram sayfamızı takip edin. Buralarda da çok etkili, keyifli paylaşımlar yapıyoruz. Bu tarz ücretsiz seminerlerimizde duyurularını yapıyoruz. Bizleri de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Son kez kapatmadan da yine tercih tarihlerimizi hatırlatalım hocam. 27 evet. Ağustos 27 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında unutmadan tercihlerimizi umarım mutlu olacağınız, istediğiniz bölümlerde yaparsınız ve mutlu olduğunuz üniversitede gelir. İnşallah öyle. Ben hep öğrencilerime şunu söylemiştim. O gün sınava girerken mutlu girin, gülümseyerek girin. Şimdi tercihler için hallerini söyleyelim. Mutlu yapın. O tercihinizi evet. Yaparken, onayınızı yaparken gülümseyin lütfen. Gülümsemenin insan üzerinde çok mucizevi etkileri var. O yüzden bence gülümseyerek yaparsanız hayatınıza da daha güzellikler gelecek, daha uğur getirecek size. Ben onun enerjisine çok inanan biriyim. Bunu da öğrencilerime çok tekrarlarım. Siz de gülümseyin. Şu an bile gülümseyerek bu yayını kapatalım. Bence hayatınız güzelliklerle de olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Merve Hocam da ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz size ben de. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Çok güzel bir yayın oldu güzel bence. Yayın, bence. İnşallah umarım yardımcı olmuşuzdur. İnşallah. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.